DAKA bu konuda hakikaten buraya yatırım yapmak insanlar, yatırım yapmak isteyen firmalara çok büyük kolaylıklar sağladığından dolayı büyük firmaların buraya karşı bir cazibesi olduğundan dolayı isteği arttı. Şu anda sanırım tekstille ilgili gerçekten Muş'ta çok hayli fazla bir yatırım ve istihdam söz konusu. Ben 5 yıl önce geldiğimde bu fabrikamız 180-185 kişiydi. Şu anda 500 kişilik büyük bir fabrika olduk. 8000 metrekarede kapalı alanda bunu büyüttük ve diğer firmaların gelmesiyle bu istihdam sayısı şu anda 1000 civarında olması lazım. Yani 1000 kişiye ulaştı. Sadece tekstil sektöründe istihdam edilen kişi sayısından bahsediyorum. Burada insanlar biraz daha içe kapanık. Burada çalışma ortamı pek fazla olmadığı için insanlar mevcut ellerinden gelen, yani köyünde sattığı işle geçinen, başkasının kapısında pek fazla çalışmaya alışkın olmayan insanlarla dolu. Ne zaman ki yatırımlar artmış, insanlar buraya gelip fabrikalar açmaya başlamışlar, çalışma hayatını öğrenmeye başlamışlar. Aslında o insanlar göç ettikleri illerde bunları orada öğreniyorlardı. Ama şimdi burada öğreniyorlar. Tabii ki 20 yıllık bir çalışma tecrübemden istinaden buraya geldiğimde tabii ki insanların biraz tembel olmasından, biraz işlere yumuşak davranmasından, biraz rahatlarına düşkün olmasından bize garip geliyordu. Zaman içerisinde çalışma hayatının, çalışma şartının bizim istediğimiz gibi şartlar olduğunu gösterince onlar da ona ayak uydurmaya başlıyorlar. Hani daha önce böyle bir iş yeri olmadan önce ben kendi adıma söyleyeyim, evde oturuyordum. Şimdi bize böyle bir imkan sunulunca devletimiz tarafından ve böyle büyük bir firmanın buraya gelmesi bizim açımızdan, bizim gibi bayanlar açısından çok güzel şeylere neden oldu. Ben kendim şu an 8 yıldır bu firmada çalışıyorum. Yani burada çalışmak bana hem iş imkanı sağladı, hem meslek sahibi olmama neden oldu. Benim gibi bir sürü bayan da aynı şekilde böyle düşünüyordur. Çünkü hani bir bayanın çalışıp kendi ekonomik özgürlüğü kazanması çok güzel bir şey. Kendi ayaklarının üzerinde durması, kendini topluma kabullendirmesi çok güzel. Hani doğuda bizim böyle bir sıkıntımız vardı. İş imkanımız olmadığı için biz bayanlar pek fazla rahat bir şekilde çalışamıyorduk. Ama hani bu bizim devletimizin bize sunmuş olduğu bu güzel projeden dolayı şu an ben 8 yıldır bu firmada çalışıyorum. Ve bayağı bir kendi açımdan söyleyeyim, benim için çok güzel şeylere yol açtı. Biz işçi, buradaki işçi sayısı arttıkça her türlü kötü olayda da azalma oluyor. Her türlü kötü alışkanlıkta. Bunu terör de diyebilirsiniz, içki de diyebilirsiniz, sigara da diyebilirsiniz, kahvehane de diyebilirsiniz. Ne aklınıza geliyorsa. Bunların hepsinde kademeli olarak azalma olur. Neden? Sabahtan akşama kadar çalışan bir insan bunları düşünemez. Akşam evine gidip yatmayı düşünür yani. Bu çok önemli. O yüzden insanların, yani batıdaki insanların bu taraflara bakış açısı muhakkak surette olumlu olmak zorunda. Yani gerçek bir projeyle gelmedi. Ha, bizim firmamız gerçek bir projeyle gelmiş. Evet, bununla ilgili DAKA'dan biz 5 yıl içinde, 6 yıl içerisinde inanılmaz destekler aldık. Biz buna ihtiyacımız var dedik. Bu kadar istihdam yapacağız bununla beraber, hemen aldık. Şunu yapacağız dedik, hemen aldık. Bakın, projeleri takip etmek lazım. Mesela burada hiç görmediğiniz bir olay var. Muş'ta İlk defa güneş enerjisinden elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayan tek firmayız biz. Şu anda çatımızda 100 kW gücünde elektrik enerji santralimiz var. Günlük 5'te 1'lik elektrik ihtiyacımızı biz bu güneşten alıyoruz. Hafta sonu da kullanmadığımız zaman satıyoruz.
Bu projeyi DAKA yaptı.